Basın toplantısında mesela Anadolu Ajansı muhabiri bir soru sordu. Karar neden eksik diye Fethi Pekin'e. Neden eksik diye. Ama biz sizden de duymak istiyoruz. Yani karar eksik diyor veya kendi lehlerine olan tarafları aldık dediler. Yine aynı kişi dedi. Burada onların lehine olan ne? Fenerbahçe'nin lehimize dediği şeyler ne? Veya neden aleyhine olanlar yerinden çok var. Niye bunu almıyorlar da onu alıyorlar? Bununla ilgili bir izahata muhtaç bir durum var. Kısaca anlatırsanız daha çok soru var. Şimdi Anadolu Ajansı muhabiri soruyu sordu. Neden? Hani önce avukat Naim Karakaya şöyle bir beyanda bulundu. Kararın bazı yönlerden eksik olduğunu düşünüyoruz biz dedi. Avukat Naim Karakaya. Bunun üzerine Anadolu Ajansı muhabiri bir soru sordu. Dedi ki yani kararın neden eksik olduğunu düşünüyorsunuz dedi. Avukat bir orada tarihi bir cümle kurdu. Böyle yani tüm böyle hukuki tecrübesiyle yani böyle hukuk profesörlerine taş çıkartırcasına bir cevap verdi. Her karar eksiktir dedi. Yani düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tamam mı? Her mahkeme kararı bu avukata göre eksikmiş. Orasını geçtik. Ondan sonra eğer benim bu beyanlarımı hani böyle inanmayan arkadaşlar varsa ben süresini de vereceğim. Naim Karakaya'nın beyanları 48. dakikanın 20. saniyesinde başlıyor bu AA muhabirinin sorusu üzerine. 8-20. 48-20'de başlıyor. Diyor ki bizim diyor kumpas iddiamıza yönelik olarak bazı suçlamalarımız vardı diyor. Özellikle tapeci polis memurlarına ve fiziki takip polis memurlarına yönelik iddialarımız vardı. Ama mahkeme diyor bunlara diyor beraat verdi diyor. Yani ne diyor? Mealen burada avukat bey ne diyor yani? Tamam mı? Avukat bey şunu diyor. Şimdi bakın tapeler gerçek. Fiziki takipler gerçek. Ve bu polisler de bunun için beraat kararı aldılar diyor. Açıkça milyonların karşısında gerçekleri söylesene. Eksik olan tarafın ne olduğunu açıkça söylesene. Ne peki diyor? Bu, tapeci memurlar çok... ceza almadı. Şimdi bunu açıklamak sizin, lazım. Şöyle. Sizin gerekçesiz dediğiniz ama gerekçeli bir karar var. Binlerce yıla konu olan, cezaya konu olan bir karar var. Bu gerekçeli kararda siz öyle bir ifade kullandınız yanlış hatırlamıyorsam. Evet, gerekçesiz karar diyorum ben. Bu sabitken bu kadar ceza nasıl veriliyor ben onu anlamadım. Şimdi mesela şimdi bakın, gerekçeli karar dedikleri bu karar. Evet, şimdi bakın Naim Karakaya da açıklama yaptı. Dedi ki, Naim Karakaya da şöyle hani bir antiparantez belirteyim. Ben cezaevinden çıktıktan sonra ilk Twitter hesabını açınca koşa koşa mahkemeye Twitter hesabı kapansın diye dilekçe veren avukat kendisi. Tamam mı? Şimdi tapeci polis memurları ceza almadı diyor. Mahkeme tapeci polis memurlarına niye ceza vermemiş bakalım. Önümüzdeki en son mahkemenin yani kumpas davasının sözde kumpas davasının mahkeme heyetinin verdiği karar. En son karar. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü bu gerekçeli karar hakkında basın açıklaması yaptı. Herkese bu kararı duyuruyor. Ha, bu karardan dolayı basın açıklaması yapıldı. Ben hani ilk dönemlerde yapılanlar gibi anladım şimdi. Tamam bu gerekçeli kararın sizin hakkınıza, sizi ilgilendiren yani sizin gerekçeli kararın 416. sayfası bu. 3000 sayfalık gerekçeli kararın 416. sayfası. Evet. Naim Karakaya diyor ya hani karar eksik. Tapeci memurlar ceza almadı. Şimdi bakalım niye ceza almadıklarına tapeci memurların. Şimdi tape ne? Yani herkes konuşuyor ama tape şu. Görevli memur arkadaşlar telefon konuşmasını dinlemişler. Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi diye telefon konuşmasına ne geçiyorsa bir kağıda dökmüşler. Ve dosyaya koymuşlar. Tape dediğimiz bu. Bu işlemi yapan memur arkadaşlar beraat etmişler. Niye beraat etmişler? Burada yazıyor. Diyor ki bakın. Sanıkların yaptığı tapelere yönelik. Orayı bir eksik, ata orayı eksik, eksik yazı yazılması. Sanıkların yaptığı tapelere yönelik eksik yazı yazılması. Seslerden farklı bir yazıya çevrilme veya tapelerin silinmesi veya ekleme yapılması gibi bir suç isnadının bulunmadığı. Yani ne demiş mahkeme? Kardeşim tapeler gerçek. Eksik yazmamışlar. Seslerle aynı. Seslerden farklı yazılan bir şey yok.
Yani Ahmet telefonda A demiş, A yazmışlar. Ahmet telefonda B demiş, B yazmışlar. Tapelerin silinmesi, silinen bir tapa da yok. Tüm tapeler diyor dosyada, silinen bir şey diyor. Veya ekleme yapılması. Yani Ahmet hiç bir şey söylememiş. Atıyorum ya ben şuraya gidiyorum dememiş ama biz Ahmet buraya gidiyorum dedi diye yazmışız mesela. Tamam mı? Öyle bir şey de yok diyor. Ve mahkeme bu gerekçeyle bizim memur arkadaşlarımız hakkında beraat kararı veriyor. E şimdi ortalıkta dolaşıyordunuz ya. Tapeler uydurma, bize kumpas kuruldu, bunların hepsi iftira diyordunuz. Çıkmışsınız milyonların karşısında basın açıklaması yapıyorsunuz. Kararda bir eksiklik var. Sanki böyle ufacık bir usul eksikliği varmış gibi. Ya adam tapelerin gerçek olduğuna, hukuka aykırı hiçbir şey olmadığına, hepsinin orijinal olduğuna, montaj olmadığına karar vermiş. Peki ben yine burada bir ara verin, bir şey soracağım. Evet. Hatırladığım için soruyorum. O döneme ait mahkemeler devam ederken, yani olayın taze mahkeme süreçlerinde UEFA'ya gidildi, savunmalar yapıldı. Aynı zamanda Türkiye'deki mahkemelerde sanıklar, başta Aziz Yıldırım olmak üzere sanırım, sanıklar tapeleri mahkemede kabul etti. İnkar etmediler bu tapeleri. Tabii ki. Yani bu çok net. Ben o zaman haberleri hatırlıyorum. Şimdi hani rejim değişti, işte az evvel söylediğim gibi 15 Temmuz, işte fıtırları, 25 Aralık, 17-25 Aralık itirafları gelmeye başladı. Beni hırsızlık çıkartan koydular deyince. Rejim değişti ve bu rejime göre bir şekillenme var anladığım kadarıyla. Evet. Hani oradan istediğimiz kararları çıkaralım, yoksa biz buralardan gidersek başımıza iş açacağız mevzusu gibi. Çünkü ben bakıyorum burada polis memurları hakkında tapecilerle ilgili bir de bunun fiziki bir takibi yok mu yani birbirini tamamlayan hemen, bir bölümü? Bakın hemen aşağısı zaten avukat Mayim Karakaya dedi ki fiziki takipçi polis memurları da diyor ceza almadı diyor. Karar bu yönden eksikmiş. Ya fiziki takipçi polis memurlarının ceza almamasını geçin. Hangi gerekçeyle ceza almış? Ya anlatsanıza bunu vatandaşa. Hangi, niçin şey yapmışlar? Fiziki takipçi polis memurları beraat etmişler. Şimdi buradan bakalım. Diyor ki görüntü ve seslerde, yani fiziki takipçi şu. Diyoruz ki biz ya Ahmet'le Mehmet buluşacak. Ahmet Mehmet'e para verecek. Gidin bunun görüntüsünü çekin diyoruz. Bir ekibi gönderiyoruz oraya. Ve ekip bunu kameraya çekiyor. Fotoğraflıyor ve tutanak tutuyor. Görüntü ve seslerde herhangi bir oynama, yani çekilen görüntülerde, dosyadaki kamera görüntülerinde bir oynama yok diyor. Veya montaj iddiası veyahut diyor ekleme çıkarma, bir müdahalenin olduğuna ilişkin bir delilin bulunmadığı. E siz bunların, bu fiziki takiplerin gerçek olmadığını iddia ediyorsanız deseydiniz ya işte bu da delilimiz kardeşim, bu da bilirkişi raporu veya mahkemeye söyleyin, bilirkişiye göndersin. Yok. Bunların hiçbirisi yapılmıyor ve mahkemede bu fiziki takip görüntülerinin gerçek olduğuna dair karar vermiş ve bu gerekçeyle de fiziki takipçi polis memurlarını beraat ettirmiş. Yani mahkeme açıkça şunu yazmış. Yani tapeler gerçek, fiziki takiplerin hepsi gerçek, montaj yok, ekleme çıkarma yok ama bu gerekçeli kararla ilgili milyonların karşısına çıkan 3 tane duayen avukat, insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Çok rahat yalan konuşuyorlar. Çok rahat. O gerekçeli kararı, yani bu kararı orada basın toplantısında bulunan herhangi bir medya mensubu okumuş mudur sizce? Ya bilemeyeceğim. Onu medya mensuplarına sormak lazım.